Merhaba arkadaşlar, ben Kayhan Ayar. OpenGL eğitim serisinin 8. videosunu izliyorsunuz. Bu videoda ilk yapacağımız şey arkadaşlar, shader kodlarımızı ayrı dosyalar içerisine yerleştireceğiz. Daha sonra shader programımızı temsil eden bir sınıf tasarlayacağız. Bu sınıf Vertex Fragment Shader'ları dosyalar içerisinden yükleyebilme özelliğine sahip olacak. Ayrıca bağlama ve kullanma özelliklerine de sahip olacak. Bu sayede programımız çok daha kolay kullanılabilir. Ayrıca okunabilir hale gelecek. Bakın, çok daha az satır kodla işlerimizi halledebildik. Gelin kodumuzu yazmaya başlayalım. Kodumuza bir önceki videoda kaldığımız yerden devam edeceğim arkadaşlar. Öncelikle shader'lar için ayrı dosyalar oluşturmam gerekiyor. Tabi bu dosyaların bir klasör içerisinde barınmasını istiyorum. O yüzden geleceğim, shaders diye bir klasör oluşturacağım. Daha sonra bu klasör içerisine öncelikle vertex shader için bir dosya oluşturacağım. Simple ismini vereceğim dosyaya. Tabi sonuna vs koyuyorum çünkü vertex shader olduğunu belli etsin. Uzantı olarak da glsl diyeceğim. Aynı işlemi fragment shader için de yapacağım. Simple diyeceğim. Fragment shader glsl. Daha sonra arkadaşlar main içerisindeki kodu alacağım buradan. Bu vertex shader içinde yapıştıracağım. Çift tırnakları kaldırıyorum. Şuraları da kaldıracağım. Tabi dikkat ediyorsanız arkadaşlar şunu da kaldırmanız gerekiyor. Problem teşkil edebilir. Bir de daha önceki kodumuzda ben bir sürü boşluk bırakmıştım. O boşlukları silerseniz de iyi olur. Bakın bu şekilde. Sağa doğru giderseniz bakın hep boşluk var. Bunların kalması iyi değil bence. Aynısını fragment shader için de yapacağım. Main'den geleceğim. Şekilde yapıştıracağım. Fragment Shader dosyası içerisindeki bütün boşlukları temizledim arkadaşlar. Şimdi Shader Program sınıfını tasarlayacağım. Bunun için öncelikle Include klasörü içerisinde Shader Program HPP adlı bir tane kütüphane dosyası oluşturacağım. Her C++ kütüphanesinde arkadaşlar ilk yapacağınız şey ekleme korumalarına yazmak. Inclusion Guard adı veriliyor. Bunların detayını açıklamayacağım. Sadece projede bu kütüphanenin birden fazla eklenmesini engelliyor bu korumalar. Hep aynı şekilde yazılıyor arkadaşlar. Kodumuzu bu bloklar arasına yazacağız. Sadece sınıfımı tasarlayacağım hemen. İsmini yazdım. Ops. Noktalı virgülümü de koydum. Tamam. Şimdi içeriğini yazmaya başlayabilirim. Shader program sınıfını tasarlayabilmek için arkadaşlar gelin öncelikle main'de neler yapıyoruz onlara bir göz atalım. Bakın main içerisinde ne yapıyoruz? Öncelikle vertex shader'ımızı, sonra fragment shader'ımızı oluşturuyoruz. Daha sonra program nesnemizi oluşturuyoruz. Vertex ve fragment shader'ı ekliyoruz. Programımızı bağlıyoruz. Bu işlemlerin hepsinin shader program tarafından yapılması lazım. Ayrıyeten buna ek olarak dikkat ediyorsanız bir değişikliğimiz var. Vertex ve Fragment Shader artık dosya içerisinde. Bunları yükleme işlemini de Shader program yapmalı. Son olarak da istediğimiz an Shader program kendisini kullanmamıza izin vermeli. Bütün bunları tasarımda düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Gelin tasarımımıza başlayalım. Bir sınıfı tasarlarken sınıfın ne amaçla kullanılacağını düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani bu sınıftan üretilen nesnelerden ne istenecek? Biz öncelikle shader programından bir program nesnesi oluşturmasını isteyeceğiz. Bu işlem kurucuda yapılabilir. Onun için geleceğiz. Kurucu fonksiyonunu oluşturacağız. Daha sonra program nesnesine shader ekleyebilmeliyiz. Bu işlem için de attach shader metodunu kullanacağız. Her türlü shader'ı ekleyebilecek. Tabii attach shader'ın bizden isteyeceği veriler var. Örneğin shader'ın dosya ismi gibi. Bunun için parametre belirleyeceğiz. Ayrıyeten shader'ın türünü de belirtmeliyiz. Çünkü her türlü shader'ı ekleyebiliyor. Program nesnesine bağlama işlemini de gönderebilmeliyiz. Bu işlem için link metodunu kullanacağız. Program nesnesini ayrıyeten çizimden önce aktif etmemiz lazım. Bu işlem için de use kullanacağız. Public metotlarımız hazır arkadaşlar. Şimdi de sınıfımızın private elemanlarını oluşturacağız arkadaşlar. İlk önce veri üyesini tanımlamamız gerekiyor. Bir tane program nesnesi oluşturacak sınıfımız.
O zaman bu program nesnesinin ID'sini tutmamız gerekiyor. Onun için bir değişken oluşturacağım. Buna ek olarak bir metoda daha ihtiyacım var. Bu metodun görevi şu olacak arkadaşlar. Vertex shader veya fragment shader kodlarını dosya içerisinden okuyup bir string olarak bize döndürecek bir metoda ihtiyacım var. Bunun için tabii dosya ismini vermesi gerekiyor kullanıcının. Bizim de string sınıfını eklememiz lazım. Bu şekilde. Şimdi gelin metotların gövdelerini yazmaya başlayalım. Metot gövdelerini tabii CPP dosyası içerisinde yazacağız. O yüzden SRC klasörü içerisinde bir tane CPP dosyası oluşturacağım. Kütüphane dosyasını ekleyeceğim. İlk olarak tabii kurucumu yazacağım. Kurucu arkadaşlar gl create programı çağıracak. Gördüğünüz gibi aktif değil çünkü glad'ı yüklemedik. Bakın aktif oldu. Döndürdüğü değeri de program ID'si içerisine harika. İlk metodumu yazdım. Sırada ikinci metodum var. Link olabilir. Daha kolay. Ne yapacak? Program nesnesini bağlayacak. User'ı da yazalım hemen. Çizimden önce çağrılacak bu da. Şimdi de attach shader yazacağız. Şeyleri type diyecektik. Attach shader metodunun çalışabilmesi için öncelikle shader'lara ait olan kod dosyalarının okunması gerekiyor arkadaşlar. Bu işlem içinde bir metodumuz vardı. Onun gövdesini direkt yapıştırdım. Bu metodun görevi arkadaşlar bizim istediğimiz dosyaya gidecek, bütün karakterlerini okuyacak ve bir string içerisine yerleştirecek bu karakterleri. Daha sonra da bu string'i kullanıcıya geri döndürecek arkadaşlar. Dosya okuma işlemi yapacağıma göre öncelikle fstream kütüphanesini yüklemem gerekiyor. Metodum içerisinden arkadaşlar ilk yapacağım şey bir tane ifstream nesnesi oluşturmak. Okuma yapacağım için. Dosya ismini veriyorum. Daha sonra da kaynak kodumun tutulacağı string'i oluşturuyorum. Bütün karakterler bunun içerisine yerleşecek. Ve bunu döndüreceğiz arkadaşlar. Şimdi de ilk yapacağım şey arada dosyamın açılıp açılmadığını kontrol etmek. Is open. Eğer açıldıysa içeri girecek arkadaşlar. Ben karakter karakter okuyacağım bütün dosyayı. Biraz yavaş olabilir ama garanti bir yöntem. While döngüsü yazacağım. Bu döngü şu şekilde yapacak arkadaşlar. Tek tek karakter okuyacak. Okuduğu karakteri de kontrol edecek. Acaba dosya sonu mu diye. File get ile yapacağım bu işi. Eğer ki dosya sonunu okumuşsam veya dosya sonunu okumamışsam döngüye devam edeceğim. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi şurası okunan karakteri dosya sonu simgesiyle karşılaştırıyor. Eğer ki eşit değilse içeri giriyor. Burada da string'ime yeni okuduğum karakteri ekleyeceğim. Oldukça basit bir yöntem. Son olarak da dosyamı kapatacağım arkadaşlar. Metodum bu kadar basit. Sırada attach shader metodu var arkadaşlar. Burada ilk yapacağım şey bir tane shader nesnesi oluşturmak. Kullanıcıdan aldığımız türü vereceğim. Hangi tür oluşturmamızı istiyorsa. Oluşan shader nesnesinin ID'sini de bir değişken içerisine saklayacağım. Shader kodunu getirmem gerekiyor.
Dosya ismi zaten verilmiş. Kullanıcıdan alınmış. Bunu da bir string içerisine saklayacağım. Ups, büyük harf oldu. Kaynak kodu göndermem gerekiyor. Hangi şeydir olduğunu belirteceğim. Burada arkadaşlar garip bir parametre var. Görüyorsunuz. Karakter adresini gösteren pointer'ın adresini istiyor. Bunu direkt veremem arkadaşlar string olarak. Onun için biraz hile yapacağım. Bir tane pointer oluşturacağım karakter türünden. Bunu da string içerisindeki karakter adresinin başlangıç adresine atacağım. Onu da şöyle yapabiliriz. Dizinin ilk elemanın adresini alırsak karakter dizinin adresini almış oluruz. Burada da arkadaşlar bu pointer'ın adresini verdim mi sorun çıkarmayacak. Son parametreye de 0 veriyoruz. Tamam. Şimdi shader'ımızı değerleyebiliriz. Shader'ımızı değerledik. Shader'ı değerledikten sonra ne yapıyorduk? Program nesnesini ekliyorduk. Şimdi onu yapacağız. gn attach shader m program id. Hangi shader eklenecek? Shader id. Ve tamam. Şimdi gelin main fonksiyonu içerisinde shader program nesnemizi oluşturup onu kullanalım. Main dosyası içerisine geliyorum ve burada ilk yapacağım şey arkadaşlar kütüphanemi eklemek. Ups. Bayağı zorlandım. Tabii bunları silelim. İhtiyacım yok artık. Şunlara da ihtiyacım yok artık. Bakın buradaki kodlara ihtiyacım yok. Ne yapacağım? Bir tane shader program nesnesi oluşturacağım. Şimdilik normal stack'te oluşturuyorum. Daha sonra ne diyeceğim? Program diyeceğim. Bir tane shader ekle. Shader'ın ismini vereceğim. Tabii klasör yoluyla beraber. Oops. Bir dosya ismini yazamadım. Aynı işlemi fragment shader için yapacağım. Shader'larım eklendikten sonra link işlemini yapacağım. Bu da tamam. Çizim aşamasında da artık direkt program 100 diyeceğim. Ve şimdi dua edeceğim hata vermemesi için. Vermeden olur mu? Tabii öncelikle bir şey unuttuk arkadaşlar. CPP dosyamızı CMake'e eklemedik. Değerleme aşamasına dahil edilmedi. Buraya geleceğim. CMake dosyasının içerisine. Program diyeceğim. Sonra run build diyeceğim. Debug. Oops, bir hatamız var. Gelin şimdi onu düzeltelim. Videoyu izlerken siz hatayı fark etmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Eğer fark etmediyseniz hatam şurada. Get shader from file dosyası içerisinde. Bakın tam burada. Eşittir diyeceğime çift eşittir kullanmışım. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok. C++'ın gözü sağ olsun. Bu tip hataları yapmanıza müsaade ediyor arkadaşlar. Yapabilecek bir şey yok. Ama gördüğünüz gibi. Main dosyamız bakın ne kadar sade bir hal aldı. Normal konuşma diliyle program yazıyoruz resmen. Sınıfımızda son bir iki işlem daha yapıp arkadaşlar videomu tamamlayacağım. İlk yapacağım şey bir tane yok edici oluşturmak. Gelin yok edicinin içerisine girelim. Burasının. Yapacağı şey programı yok etmek arkadaşlar. Bir de shader'ı ekledikten sonra arkadaşlar shader nesnesine ihtiyacınız yok artık. Program zaten kendi kopyasını oluşturuyor. O yüzden burada da bakın şimdi tekrardan build edeceğim ve değerleyeceğim. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok. Temizliklerini de yaptık.
Bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Shader program nesnemiz işlemlerimizi gayet sadeleştirdi. Çok daha kolay işlem yapabiliyoruz. Hepinize iyi günler.